2024 yılındayız. Niye 2008-2023 grafiğini bize anlatma gereği duydunuz? Evet. Çünkü 2018 ile 2023 arasındaki Recep Tayyip Erdoğan'ın oy değişimi 2024 için bize çok anlamlı bir veri sunmuş. Bu haritada anlatacağımız iki tane husus var. Birincisi, ekonomik gelişmenin özellikle merkez bölgelerde daralmanın sonuçlara yansıması. İkinci hususta aday belirlemenin milletvekili adayı dahi olsa Cumhurbaşkanı seçimlerine etkileri. Evet. İlk olarak ekonomiden başlayalım. Hı-hı. Şimdi haritaya baktığımızda iki renk görüyoruz. Birincisi, Sayın Erdoğan'ın 2018-2023 arasında oy artırdı. İkincisi ise kırmızı renkte görünen Sayın Erdoğan'ın oyunun azaldığı bölgeler. 760 ilçede Erdoğan'ın oyu yükselmiş. Diğer kalan ilçelerde ise oy oranında bir azalma var. Bu bölgelerin mekansal olarak dağılımını görüyoruz. Evet. Kırmızıyla gördüğümüz ilçelerin aslında çok algoritması var dağılma olarak. Karadeniz'den başlarsak, Trabzon'un merkez bölgesi, Samsun'un merkezi, Ordu'nun merkezi, Sivas'ın merkezi, doğuya gidiyoruz Ağrı'nın merkezi ve Ankara İstanbul'a geldiğimizde ise ilçelerin hemen hemen hepsinde Erdoğan oy kaybetmiş. Yani şunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Aslında 2024 seçimi gelmeden önce 2023 yılında Erdoğan kan kaybına uğruyordu. Her ne kadar seçimi kazanmış olsa da. Evet, seçimi kazandığı için bu pek görülmedi. Ama bugün büyük şehirlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin AK Parti MHP ittifakından oy alarak kazanmasının bir öncü göstergesidir. Ama şunu da vurgulamak lazım Barış. Yani kırmızı bölgeler nüfus yoğunluğunun dolayısıyla seçmenin en yoğun olduğu bölge. Yani işte İstanbul, Ankara. Tabii. Neredeyse seçmenin yarısının olduğu bölgeler. İstanbul bunlar. Haritasında şuna dikkat çekmek isterim. Orada iki ilçe var. Birincisi Başakşehir, ikincisi Fatih. Sadece ideolojik olarak AK Parti'ye daha yoğun bağlı olan bölgeler. Ama diğer bölgelere baktığımızda oy kaybı var. Evet. İkinci hususta, buna da değinmeden geçemeyeceğim, milletvekili adaylarının Cumhurbaşkanlığı seçiminde dahi etkili olması. Rize'de biliyorsunuz yıllar sonra Cumhuriyet Halk Partisi ilk defa milletvekili çıkardı. Ve Erdoğan gördüğünüz üzere Rize'nin hemen hemen bütün ilçelerinde oy kaybetmiş. Hem de memleketi olmasına rağmen. Kırıkkale'de, Kastamonu'da da aynı şeyi gördük biz. Kaldı ki hem Kırıkkale'deki milletvekili hem de Kastamonu'daki milletvekili 2024'te farkla seçimde belediye başkanı oldular. Demek ki mesele aday, sadece partiler değil, adaylarmış da biraz. Evet. Geçelim mi? Bu ikinci tur oyu mu, birinci tur oyu mu? İkinci tur oyu. İkinci sizin var mı konuda eklemek istediğiniz? Yani aslında ikinci tur oyu olduğu için birinci tur oy karşılaştırılsa büyük bir ihtimalle tablo daha da Erdoğan aleyhine gelişecek. İkinci turu aldık ki orada fark daha net ortaya çıksın diye. Geçelim mi? Evet tabii. Geçelim hemen arkadaşlar. İki numaralı. Evet. Bu ne? Seçime katılımlı AK Parti oy değişimi yüzdesi. Bu bize ne anlatıyor? Bu bize AK Parti'nin katılımın düşüklüğünden dolayı seçim kaybettiği, oy kaybettiği ya da muhalefet partilerine oy kaybederek seçim kaybettiği bölgeler neresi? Seçimden sonra özellikle AK Parti ilçe teşkilatları ve genel merkezinden şöyle bir sav ortaya atıldı. Biz seçmenimizi sandığa götüremediğimiz için kaybettik. Ancak bazı bölgeler için doğru bu. Ama her yer için değil. Şimdi ona bir bakmak lazım. Evet. Alt şimdi eksenli, önce şu çizginin üstü ne anlam ifade ediyor? Ortadaki çizginin üstü AK Parti MHP ittifakının 2023'e göre oy artırdığı bölgeler. Oy artırdığı bölge. Alt kesiminde kalan bölgeler ise AK Parti MHP ittifakının oy kaybettiği. Ortadaki çizginin sol tarafı Türkiye'deki katılım ortalamasından daha yüksek katılımın düştüğünü, sağ tarafında ise daha az düştüğünü anlatıyor. Evet. Şimdi sol üst kadranda biz AK Parti MHP ittifakının oy artırdığı yerleri görüyoruz. İzmir, Tunceli, Hakkari, Tekirdağ ve Muğla öne çıkan bölgeler. Sol altta ise AK Parti'nin katılımın fazla düştüğü ve oy kaybettiği bölgeleri görüyoruz. Gaziantep, Konya, Elazığ, Bayburt. Buralar AK Parti MHP ittifakının Türkiye'de çok öne çıktığı, %50'nin her zaman üzerine çıkabildiği bölgeler olarak öne çıkmıştı. Ama Konya'da da, Gaziantep'te de, hatta Elazığ'da da AK Parti'nin oyları 2024'te %50'nin gerisine indi. Bu bölgelerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve diğer partilere geçiş bir miktar daha kısıtlı, sandıktan uzaklaşma fazla. Ama sağ alt kadrana geldiğimizde orada durum biraz daha farklı. O kadran bize neyi anlatıyor? O dört parçayı birlikte söyleyin. Evet, burada ise AK Parti seçmeni sandıktan sandığımız kadar uzaklaşmadı.
sandığa gitti ama bu sefer tercihini AK Parti'den daha yana daha az kullandı diyor. Evet. Yani muhalefete geçiş var diyor. Adıyaman'ı görüyoruz. Evet. Adıyaman, şurası muhalefet geçişkenliğinin daha evet, yüksek olduğu. Daha yüksek yani. Seçmen sandığa gidiyor ve bu sefer tercihini değiştiriyor. Peki Berke sen bu farklılığı nasıl açıklıyorsunuz iki seçmen davranışı arasında? Değil mi yani burada bir farklı seçmen evet, davranışı evet. var. Bir taraf... Belki sen kalkmak isterseniz kalkabilirsiniz. Yani hani bence... Şöyle gelirseniz daha iyi çünkü göremiyorlar sizi. Evet. Siz de orada olun. Konuşan bir sırt görüyor şu an izleyiciler. Şaşırıyorlar. Yani tabii yerel seçimleri eğer analiz edeceksek biraz şunu da vurgulamamız gerekiyor. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim stratejisi olarak hep genel seçimlere 6 ay kala hatta belki bir sene kala seçim ekonomisi uygulamaya başlıyor. Tüketici güven indeksini takip ettiği politikalarla yukarı çekiyor. Ve onun üstünden bir de kendi tabanına kaynak dağıtarak bir şekilde koalisyonunu ayakta tutuyor. Ve seçimi kazanıyor. Fakat sonrasında hani adeta böyle vapura yetişmek için hızlı koşup sonra yani vapura ya da otobüse atlayıp yere çöktüğü yani çöken biri gibi genel seçimi kazandıktan sonra artık dağıtacak kaynağı kalmadığı için yerel seçimleri kaybediyor. Ya da yerel seçimlerde oyu düşüyor. 2009'da, 2019'da ve 2024'te Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yerel seçimlerde aldığı oy oranı genel seçimlerin çok gerisinde kaldı. Burada 2014 çok istisnai bir durum olarak söylenebilir. İşte Gezi süreci sonrası, 17-25 Aralık soruşturması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müthiş kutuplaştırıcı bir dil kullanarak seçmenine konsolide ettiği ama orada da oyunu çok arttıramadı. Yani dolayısıyla bir kez tarihsel bir açıdan bakarsak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şu ana kadar takip ettiği seçim stratejisine uyuyor. Bence burada ilginç olan yani biraz önce Mert Bey'in de bahsettiği beklemediğimiz bazı illerde AKP seçimi kaybetti. Onlar da mesela işte şurada zaten çoğu belirtilmiş. Yani Kastamonu, Uşak, Manisa, Kütahya, Adıyaman seçime katılım oranının çok düşmediği hatta seçim ortalamasının yani normalde ülke genelindeki o katılım oranının düşüşünün daha altında kaldığı evet. yerler. Ve Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir ihtimalle doğru adaylarla ve tabii bunların Manisa dışında hiçbirisi Büyükşehir Belediyesi değil. Evet. Dolayısıyla aslında Cumhuriyet Halk Partili adaylar orada kent merkezini kazanıyor. Şimdi Manisa'da bütün ili kazanıyor. Evet. Ama Kastamonu'da, Uşak'ta, Kütahya'da, Adıyaman'da tahminen bu ekonomik durgunluktan çok ağır etkilenen memurların, kent emekçilerinin daha yoğun yaşadığı, eğitim seviyesi daha yüksek olan ve büyük bir ihtimalle CHP'nin popüler milletvekillerini de iyi tanıyan seçmenlerin evet. yer aldığı. Yani evet. aslında insanlar, seçmenler sandığa gitmediği için değil, AK Parti'den CHP'ye oy verdikleri için kazanılan yerler bunlar. Ya da MHP'den. Ya da MHP'den. AK Parti evet. MHP'den desek daha doğru evet. olur. Evet. Şimdi belki hocamın işaret ettiği nokta milletvekilleri noktası burada çok önemli. Uşak'ta Özkan Yalım eski milletvekilidir. Kastamonu'da Hasan Baltacı hali hazırda milletvekiliydi ve belediye başkanı seçildi. Abdurrahman Tutdere Adıyaman'da aynı şekilde. O nedenle milletvekillerini yerel seçime entegre etme noktasında Cumhuriyet Halk Partisi Anadolu'da çok iyi bir strateji izlemiş görünüyor. Peki. Başka? Bu arada geçelim ama burada söylemeye ihtiyacım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nli bir siyasetçiyle konuştuğumda dedi ki mesela Abdurrahman Tutdere örneğini verelim. Sizin destekleyecek bir şey. Ya mesela mecliste geliyor dedi. Her konuşma ne olursa olsun konu çıkıyor ve Adıyaman'ın tütü. Adıyaman'ın tütünü. İşte öbürü çıkıyor. Yani baktığınızda küçük bir Adıyaman için gerçekten bir sorun var. Adalet ve Kalkınma Partisi o kadar bu insan profillerini Erdoğan dışında unutmuş ve meclisi de hatta unutmuş ki bu siyasetçinin öne çıkması aslında o illerde kaderi de değişti. Yani AK Parti yerelleşmeyi unuttu bu yerel seçimde. Unuttu yani o Erdoğan dışında aslında... başka vitrine koyduğu bir şey kalmadı evet, belki de. Evet, evet bunu anlasın. 4 numarayı geçebilir miyiz? 4'e geçeceğiz AK zaten. AK Parti için gördüğümüz grafiğin bir benzerini Cumhuriyet Halk Partisi için. 4. Burada da az önceki gibi yatay eksende katılımın değişimini görüyoruz ve dikey eksende de Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy değişimini. Burada orta çizginin üstünde biraz daha yoğunluk görüyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy artırdığını ve kaybettiği bölgeler de var. Şimdi yine az önceki grafikteki mantık işliyor burada. Sol üstte gördüğümüz bölgelerde katılımın ortalamadan daha fazla gerilediği bölgeler ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy artırdığı bölgeler. Orada çok fazla büyük şehir var. Ankara, İstanbul'da orada. Bursa, Adana'da aynı şekilde.
Ankara ve İstanbul'da veriler bize gösteriyor ki bir miktar AK Parti seçmeni MHP ile beraber sandıktan uzaklaştı, evet. Ama belirli bir seçmen grubu da gidip Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdi. Çünkü oy artışı 16-17 puan civarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ama katılım yalnızca %11 düşmüş. Yani burada %6'lık bir makas var ki Cumhur İttifakı'ndan direkt olarak sandığa gidip oy tercihini Cumhuriyet Halk Partisi'nden yana değiştirmiş. Yine Kırıkkale, az önceki vekil örneğimiz gibi Ahmet Önal, hı hı, orada seçimi kazandı. Ancak Kocaeli, Gaziantep ve Konya, buralara baktığımızda katılımın eksikliği Cumhuriyet Halk Partisi'nin artırdığı oydan daha fazla. O zaman burada diyoruz ki sandığa gitmemiş insanlar, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verme davranışı göstermemiş. Ya da Yeniden Refah Partisi. Yeniden Refah Partisi, özellikle Konya için, Konya için söyleyebiliriz. Urfa için. Sağ üst tarafa doğru baktığımızda da burada bütün belediyeleri Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Balıkesir'den başlayıp Kastamonu'ya kadar devam eden bölgelerde. Buralarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin AK Parti, MHP, İYİ Parti ve DEM Parti, tüm partilerden oy alarak katılımı da çok fazla gerilemeden seçimi kazandığı bölgeler olarak öne çıkıyor. O nedenle en başta söylediğimiz AK Parti, MHP seçmeni sandıktan uzaklaştı ve Cumhuriyet Halk Partisi seçimden başarılı çıktı. Savı burada bazı bölgeler için çürümüş, bazı bölgeler için yarı geçerli, bazı bölgeler için de gerçekten geçerli durumdadır. Tablo net bir şekilde gösteriyor.